Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gelirken bazen böyle vuruyor ya, böyle oltaya balık vurur gibi. Gelirken bunu oraya söyle, kimin işine yarayacaksa alacak. Konumuz o değil. Ama diyeceğim inerken, boşuna uğraşmasın diyor. Birisi dedi bana, İslamiyet iltizamdır. Bunu iyi dinlesin, kimin işine yarayacaksa. Kiminse bu. Devam yok var mı? Bilmiyorum. İslamiyet iltizamdır, şimdi daha iyi anlayacağız kime ait. Yani ne demek iltizam? Hakka tarafgirliktir, teslimdir ve inkiyattır. Eylemdir. Eylemin varsa Müslümansın, eylemin yoksa değilsin. İzana dönüştür. He? İzana dönüştür. Sonra. Şimdi mesela namaza inanmak yok. Namazı kılmak. Oruca inanmak değil, orucu tutmak. İslam eylemdir. Makmak. İstediğin kişiye İslamsız ölçüler, İslam ölçü yapmadan, ahiretteki mesuliyeti değerlendirmeden, Allah'a nazara almadan herhangi bir yere tarafgir olamazsın, düşman olamazsın. Allah'a göre düşman olacaksın, Allah'a göre dost olacaksın. Lazcası bu, Türkçesi de bu, Kürtçesi de bu. İman ise izandır. Ne demek izan? Hakkı kabul ve tasdik. Batıla taraftar olan ahirette bir şey beklemez. El hubbu fillah vel buzu fillah küllüme gidiyor. Ne amelin olursa olsun. Feveylü lil musalli. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Batıla taraftar oldun mu? Batılı yapabilirsin. Yani yapabilirsin, düşebilirsin. Fakat kabul etmek şartıyla bu yapamıyorum. Günahkar olursun. İmanına zeval gelmez. Düştün. Ama batılı taraftar olursa ne diyor? Hakka tarafgirlik, bu tersi, batıla tarafgirlik, teslim ve inkiyat. Yani inkiyat demek fiilen onun gibi olmak, onun yanında olmak. Onun gibi çalışmak. İnkiyat o demek. Boşuna ahireti beklemez. Varsa ahiret, hiç şansı yok. Kime yarayacak bilemiyorum. Dersimiz konusu israf. Hasan abi, o zaman izanın neyse iltizamın o mu orada? İzanın neyse tabi. İzan neydi? İmandı. Ne demek? Hakkı kabuldür ve tasdiktir. Sen demek ki batılı kabul ediyorsun ki ona inkiyat ediyorsun. Ama kişi rahmet ilahi işte böyle bizim gibi hoparlarlarla Cenab-ı Hak söylüyor onlara. Mesela batıla, küfre, zulme, şirke, dalalete inkiyat ediyor. Onun gibi oluyor. Onunla beraber ondan sonra ustadı misaliyle benim kalbim Allah ile, Kur'an'la, ustadımla beraber diyen adam gibidir ki gaz kaçırıyor. Fiil. Gaz kaçırıyor. Abdesti gitmiş. Benim kalbim temizdir. Lan abdestin gitti. Abdest niyetime bak diyor. Bunun gibidir. Bunun gibi ahmaktır. Yani hangi kural var ki ona bir teslimiyet, itaat edenlere mükafat, isyan edenlere mucazatı olmaz. Yani öyle paldır küldür bu dünya kurulmamış. İstediğin gibi sana tercih ettirmezler. Bu elimle o kadar insan gömmüşüm, yıkamışım, kefenlemişim ki beni de kefenleyecekler, seni de. Gel bakalım buraya. Bir sürü amelim vardı. Allah Resulü diyor ki, müflis kim dedi, bilir misiniz? Malı mülkü vardı, israf etmiş. Hayır. Ümitle bu kadar ameli yükünde gider haşire, hiçbir şey. Batıla, küfre, zulme, yanlışa tarafgir olur. Hepsi gider. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah kimsenin başına vermesin.
İsraf. Cümle cümle okuyacağım. 1,5 sayfadır. Akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şahadetleriyle sabit olan hilkat-i mevcudattaki Adem-i abesiyet ve Adem-i israf saadet ebedi işaret eder. Görüyorsunuz sayfayı. Şurayı bana izah edin veya şurayı izah eder misin derseniz ederim. Şurada ben ana gaye şu. Şu aklın, akıl akılsa, hikmet, fen, matematik, fizik, kimya ile, istikra, tecrübe ile, tecrübelerle ve kainatın gidişatı, istikra, dengeli oluşu, bunların şehadetleriyle sabittir ki, mevcudatta abesiyet yok. Abes yok. Başka ne yok? İsraf yok. Bu neyi gösteriyor? Saadet ebedi işaret ediyor. Şimdi gübreyi israf etmemiş, mandalinayı çıkartmış. Benim eskide köylülüğümden hatırlıyorum. Kuzinayı sobayı yakarlardı da kül çıkardı. Onu biriktirirlerdi. Kabağı ekecekleri zaman oraya sererlerdi. Daha eskiler sabun olarak yıkarlardı, sabun olarak kullanırlardı vesaire. Kainata baktığımız zaman hiçbir yerde israf yok. Abesiyet yok. Hikmetsizlik yok. Dengesizlik yok. Tesadüf yok. Bu dünyanın içindeki, dünyanın içerisindeki her şey de bu. Biraz da böyle ufkunuz gelişmişse, yani herkes belgeseli görmüştür, galaksileri. O tarak saçtan geçer gibi birbirine geçip bir saniye bile çarpmıyor, dengesini bozmuyor. Böyle bir sistem, bir istikrar var yani, istikra. Bir sistem var, sistem çalışıyor, israf yok. Nereye bakarsam. Boşluk da yok değil mi abi? Yok, hayatta boşluk da yok. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Hayatın en ufağını israf etmeyen Allah. Bu hayattan sonra, varlıktan sonra, ahiret yoksa komple kainat ve varlık ne olur? İsraf olur. Ya. Düşünebiliyor muyum? Hiçbir yerde israf yok. Abesiyet yok. Tesadüf yok. Hiçbir şey. Fakat bu dünyanın sonu komplesi içinde hiçbir yerde israf yok. Ama dünyanın sonu hiç. O zaman buraya niye masraf etmiş? Sen hiç aldığın maaşı en büyük para 500 lira mıdır? 200 lira. 200 lira. 500 euro da mı var? Evet. Euro. Ha. İkisi de aynı. Şimdi almaya çok gittiğim için. Yaktığın zaman, hiç yaktınız mı 500 euroyu veya 200 TL'yi? Var mı yakan? Olur da yani merak ettim kağıt nasıl yanıyor. Olsa da ne olmaz. Peki, niçin yakmayız? Yani böyle bir kağıdın yandığını hiç görmedik. Ve aldığınız arabayı, aldığınız bir binayı ve elbiseyi hiç yaktınız mı? Yakanı gördünüz mü? Veya ne denilir? Peki bunu niçin yapmayız? Çünkü verilen, donatılan sisteme göre yani bizde malımızı israf etme özelliği yapmıyoruz. Malımızı seviyoruz. Mesela orada telefon düştü kimin? Bu kadar sakin uslupla söylüyor. Ama benim olsa kalemi bırak bir dakika basma oraya bu kalem benim ver. Benim olduğu zaman kalem heyecanı görüyor musunuz? Kalem basma benim diyorsun. Adamı koca telefonu orada telefon bak arkadaşlar kimin? İnsan malına bu kadar düşkün. Mal düşkünlüğünden dolayı zaten imtihanı kaybedenler çok. Ne anlatmak istiyorum biliyor musunuz? Allah var olan, Allah'ta kendisinde olan bir sıfatı bize donanım verdi. İsraf etmemek, malına sahip çıkmak, malını paranı yakmamak. Bu Allah'ın verdiği özellikle yapıyoruz. Allah'ta olur mu?
Sen paranı yakmazken Allah yarattığı mahlukatı yakar mı, yok eder? Sen israf etmezsen ki o sistemi veren zat seni israf eder mi? Sen malını israf etmiyorsun çünkü verilen özellikle. Seni yaratan seni israf eder. O zaman bu kainattaki iktisat, adim abesiyet, manasızlık vesaire bu ahirete işaret ediyor. Çünkü bu kainatın sonunda bir yer olması lazım ki bu manalansın. Yoksa bunun hiçbir manası yok. Ya, bir günde edilen, bir de onu söyleyeyim. Bir günde sana edilen masrafa bak. Mesela 8 milyar insan olsun veya olmaz. Senin yaşaman için dünya gerekiyor mu? Aynı dünyanın varlıkları gerekiyor. Ya abi benim için bir köy bile yeter. Lan küçük köy gibi olsa güneş onu yutar. Güneş dünyanın burada dönebilmesi için dünya bu kadar büyük olması lazım. Bu kadar kütleli olması lazım. Burada durması lazım. Bu hızda olması lazım. Abi bana gerek yok bu kadar dünya. Köy kadar olsa lapte burada olur. Burada olur. Lapte çeker onu. Demek ki bir kişiyle 8 milyar fark etmez. Aynı güneş kullanılıyor. Bugün sana güneş harcandı. Güneş kullandı. Havayı kullandı. Böbreği dala kullandı. Maneviyatları his, öfke, gadab, nefret, şehvet, yani ulvi duygular, sufli duygular, maddi ve manevi organlar kullandı. Bunları bak bakalım. Ben düşünüyorum mu? Bak ne kadar masraf istiyor. Ne kadar masraf etmiş. Gözü kullanmadı mı? Şöyle anla. Almasın ama göz alıp satılıyor, kiraya veriliyor. Sen şimdi gözün olsun. Vallahi param iyi, bugün iyi değil. İki gözümü kiraya vereceğim. Kaça verirdi mesela? Herkes bir düşün. Bir günlüğüne siz ama alacaksınız. Böyle oturacaksınız evde. Ama kiraya verdiniz araba gibi. Kaçı kiraya verdiniz? Kaç para hatırınıza geliyorsa bu kadar sana bu kadar masraf yapıldı. Vermezdim ki. Vermezsin. Bir günlüğüne vermezsin. Niye? Niye vereyim? Niye vereyim? Ha, para kazanacaksın. Paha biçemiyorum ya. Paha biçemezdim. Peki bunu Allah toprak yapsın. Değil mi? Aklın gereği akılsızlık yapmamaktır. Öyle mi? Aklın gereği akılsızlık yapmamaktır. 8 milyar şimdi yaşayanı söylüyorum. Geçmiş geleceği söylemiyorum. 8 milyar insanın aklını yapan aklı kül Allah. 8 milyar insanın ustası Allah. Aklını düşün. Yani ilmini. Bu Allah bu akla bu kadar masraf edecek, sonra toprağa atıp çürütecek ve akılsızlık yapacak. Yani bu akla bu kadar masraf yapıp dirilmemek üzere toprağa atmak akılsızlık. 8 milyar insanın aklının ustası olan Allah diriltmemek üzere insanı toprağa atarsa haşa akılsızlık etmiş olur. 2. Fıtratta israf, mevcudatta abesiyet olmadığına delil, yani yaratılmışta fıtratta israf yok. Yaratılışta manasızlık da yok. Buna delili nedir? Sani Zülcelal'in her şeyin hilkatinde, her şeyin yaratılışında en kısa yolu ve en yakın ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihap etmesidir. Şuraya bak. Mesela insandan bu neticeyi alacaksın. Bu neticeyi almak için maddi ve manevi daha insan daha nasıl olabilirdi sence? Yani gözünü koltuk altına koysak daha iyi olurdu. Bir okumuza koysak 60 sene yaşayacak, sonsuz bir hayatın çekirdeğini oluşturacak. Doğdun, öldün, gözünü nerede kullandınsa, nasıl kullandınsa ahiretteki gözünün çekirdeği budur. Kullandığın şekle göre şekil alacak. Ahiretteki hayatımızın çekirdeği doğdun, öldün dünyada hayatımızı nerelere harcadıksa
Bunun bütünü çekirdektir, ahiretin çekirdeği. Ahiretteki hayatımızı biz oluşturuyoruz. Kimse bir şey yaptı yok sana. Kimse sana bir şey vermiyor. Ne ceza veriyor, ne mükafat veriyor. Sen çekirdeği oluşturuyorsun. Aa, domates çıktı. E ne, armut mu çıkacaktı? Domates çekirdeğini attın. Bu çıktı ya. Demek ki Allah kainatta israf yapmamış. Hırkatta abesiyet yapmadı. Niye? Nereden anlıyoruz? Bakın, her şeyin hırkatı da en kısa yolu yapmış. En kısa yolu yapmış. En yakın ciheti yapmış. En hafif sureti yapmış. En güzel keyfiyeti ihtiyar etmiş. İhtiyar etmiş. Hakikaten Allah, hakikaten usta ya. İnsan Allah ile gurur duyuyor ya. Nasıl yaptın bu gözü ya, bu kulağı nasıl yaptın? Ya manevi, hani göz görüyor. Onu değerlendiren gözü düşün. Üç, fıtratta israf, hırkatta abeset olmadığına delil, Sani Zülcelal'in bazen bir şeyi yüz vazife ile tavzif etmesidir. Ve bir ince şeye bin meyve ve gayeleri takmasıdır. Görüyor musun? Mesela ne aklınıza geliyor buna misal? Bak, fıtratta şurada. Şöyle yapayım. Okuyacağım paragrafı yapayım ki görün. Fıtratta israf ve hırkatta abesiyet olmadığına delil. Sani Zülcelal bazen bir şeyi yüz vazifeyle tavzif etmesidir mesela. Elimiz. He? Elimiz. Güzel. Malum. Yüz değil, yüz binlerce. Yüz binler. Bir şeyi binlerce iş yaptırıyor. Başlıyor abi orada. Baş Cebeli Tur gibi olurdu. Her birine sadece bir vazife yükleseydi diyor. Baş Cebeli Tur'da olurdu. Mesela dil. Gömleği sür. Kağıda sür. Her şeyi sür. Hepsinden lezzet alır. Bu tarafa geçebilirsiniz. Geç. Şimdi efendim. Akıl. Şimdi göz değil mi? Mesela Üstad Makalı Mesleği de diyor ki, şu dil, ne kadar çeşit tat alıyor? Ha, ne kadar tat varsa. Her bir tada ait diyor, Allah kırmızı mercimek tanesi kadar maddi bir yer verse. Cip. Cip. İnsanın dili diyor, ağır odağından bir kol. Mesela gıdaya göre dil taşıyacaktın sepette. Yoğurt yiyeceğiz. Gel bakalım yoğurt dili, onu tak. Turşu yiyeceksin, ekmek yiyeceksin. Her lezzete ait dil değiştirecek. Bir dile, bir kafaya yüklediği vazifeye bak. Allah. Bir de vücutta kendini en çabuk yenileyen organ çağ dil. Dil değil mi? Evet. Çünkü çayda yandığı zaman hiçbir şeyden tat alamıyorsun. Ama ben en fazla bir gün sonra düzeliyor. Acayip. Ayak yandığı zaman bir hafta, bir ay zor geçiyor. Çünkü burası çok önemliydi. Düşünen biri var ya. Düşünen birisi var. Buradan bunu yakacak. Yaktın bir gün, iki gün en fazla. Ayağın yattın, bir ay da zor geçiyor. Çünkü burada biliyor bu. Yarın da yiyecek bu. Allah hakikaten bilerek yapıyor. Allah hakikaten Allah'a ya. Dilin tövbesi kabul oluyor herhalde çok. Hemen geçiyor ya. Dilin tövbesi kabul oluyor. Kabul oluyor. Ya. Navigasyona adres yazdınız. Yanlış yolda girseniz ne diyor? Yanlış yaptım diyor. Yeniden hesaplanıyor. Bir daha girseniz yanlış. Bir daha hesaplanıyor. Bir daha hesaplan. Allah bilmem neyini versin. Yeter lan, kapat. İkide bir yanlış giriyorsun ha. O madem beni dinlemeyecekti, niye açtın lan beni? Diyor mu? Navigasyon diyor. Demiyor. Tövbeni kabul ediyor. Navigasyon senin tövbeni kabul ediyor da Allah senin tövbeni kabul etmiyor. Yeniden hesap ediliyor. Ya. Abi şöyle de diyebilir miyiz? Et parçası mesela, göz et parçası görüyor. Kulak et parçası duyuyor. Dil et parçası tadıyor. Evet. El et parçası... O da yüzlerce işleme giriyor değil mi? Aynen. Madem fıtrat ve hırkatta israf yok ve abesiyat olmaz, elbette saadet-i ebedi olacaktır. Çünkü dönmemek üzere Adem, yok olmak, her şey abes, her şey israf edilir. İsraf olur.
Ne acayip ahiretin ispatı bir cümleyle. Her şey tersine döner. İlim, cehalete hizmet etmiş olur eğer ahiret yoksa. Varlık işliğe, hikmet abesiyete, iktisat israfa, göz köre, kulak sağırlığa, vücut ademe. İlim cehalete hizmet et. Yokluk adı, hiçlik ya. Hiçlik, cehalet, kör. Varlıksız var. Eğer ahiret yoksa, göz köre, kulak sağırlığa, akıl akılsızlığa, vücut yokluğa, merhamet gaddarlığa, şefkat zulme hizmet etmiş olur. Akıl akılsızlık, akılsızlığa netice verir. Korkunç bir şey olur değil mi? Hani uykunuz geliyor ya yatakta, çok yorgunsunuz. Kafaya koyduğunuz biraz sonra gidiyor ya. Hafif bir hissediyorsun. Aynı öyle öleceksiniz. Oh, Allah Allah. Böyle bakacaksın. Bazıları hiç anlamayacak. Nereye geçtiğini. Bazıların öldüğünü anlayacak. Talebi ulum unvanı ile ölürsek öldüğümüzü anlamayız. Allah bizi talebi ulum yapsın. Ama talebi ulumun da hiç şansı yok. Talebi ulum biliyor musunuz nedir? Talebi ulum, Lazlar'ın böyle bir torba var deriden, dibinde böyle bir şey var. Ulum derler, ulum. Talebi ulum. Hayat boş. Boş. Boştan boş değil. Ulum. Fıtratta, buraya okuduk mu? Yok. Fıtratta Adem israf gösteriyor ki, yani fıtratta israf, israfsızlık yok. Bu neyi gösteriyor? İnsanda olan hadsiz istidadat-ı maneviye ve nihayetsiz ama ve efkar ve muylat dahi israf edilmeyecektir. Kainatta israf yok. Tamam, israf yok. Mesela odunu yaktınız, pisti yaktınız, duman çıktı, onu ağaçlar alıyor, meyve olarak kullanıyor. Hiçbir yerde israf yok. Abi bir de bu ağzımızdan çıkan kelimeler atmosferden dışarı çıkmıyormuş abi. Evet. Dünya içerisinde yani atmosfer içerisinde kalıyormuş. Onu araştırıyorlar şu anda yani. Onu çözelim diye ne var diye. Şimdi bu israf yok mu? Yok. Peki insanın emelleri var, amelleri var, arzuları var, istekleri var, meyilleri var. Hadsiz istidatları var yani ebedi gösteren sonsuzluğu. Ebedi istiyor, sonsuzluk istiyor, ölmek istemiyor. Bu niye var? Mesela bende ebedlik özelliği, fanide nasıl geçeyim? Fani değil mi dünya? Yani bendeki beka arzusu, annem deyken ben pirinç pilav yedi oradan geçtim. Oradan oluşmuştur. Darwin'e göre evrilmiş, devrilmiş, çevrilmiş, fani dünyadan beka arzusu çıkmış bende. Hadi bende çıktı, sizde de nasıl çıktı ya? Ama bazı cinsler var, daha önce anlatmıştım zaten. Bende yok diyenler de var. Böyle var ha. İnadına. Ne kadar insana benziyorlar. Halak bir misal, israf etmiyor, abes işleri yapmıyor. Halak bir misal ne demek? He? Yaratan. İsraf etmiyor, abes yapmıyor. Cümle cümle aldım külliyattan, görüyorsunuz. İsraf yapmıyor, abes yapmıyor. Gayet derecede israfsızlık içinde son derece çokluk ve kesret ile beraber son derecede hüsnü sanat bir Kadir-i Zülcelal'in vücubu vücuduna şehadet ederler. Yani bakın, şu cümleye bakın. Gayet derecede israfsızlık içinde, israf yok. Son derece çokluk, ot düşünün. Ne kadar, Çankırı'da ne kadar ot vardır? Gayet son derecede çokluk ve kesret içinde ile beraber son derece üstü sanat. Çok ama öyle sanatsız değil böyle, uyduruk muyduruk değil. Sanatlı. Bir Kadir Zülcelal'in bu neyi gösteriyor? Vücubu vücuduna şehadet ediyor. Çok ama sanatlı.
İsraf denir çok. Haliflex'i düşünün oturduğunuz yere. Bir de çimi düşünün, düşünün çim. Çimleri düşünün. Otu düşünün bakalım. Bak bakalım Allah dünyaya nasıl haliflex sermiş. Ne acayip bir şey. Geçen bir şey, perşembe günü dershanenin önünde tepecikte baktım ağaçta. Karga öyle bir yuva yapmış ki. Ulan ben bir sürü ev uğraşıyorum. Yok dublex olacak bu iş, yok ben ne olacak, kapıdaşı olacak. Adamlara bak ya. 21 günde işi de bitiriyor. Elbise derdi yok, ayakkabı derdi yok, geçim derdi yok, eş yok, zina yok, içki yok, cennet yok, cehennem yok. Hakikaten hayvan olmak lazım ya. Elimizi geçmiyor ya, inan. Hani dünyaya, dünya için yaşamak gerekiyorsa hayvan olmak lazım. Ölüm derdi yok. Cehennem derdi yok. Dert derdi yok. Dert derdi yok. Ev derdi yok. Ulan dedim adama bak ya. Hem de en harika bir mahluk çıkıyor. Bir de 200 sene falan yaşıyorlar abi. 200, 300, 350 sene. Ben merak ettim onun için kafese aldım. Bakayım o kadar yaşıyorlar mı? 350 sene yaşayacak mı bakalım. Bir daha hiç yapamayan yok. Hepsi yani. Tembeliyor. Şimdi bir F-16'nın çıktığı fabrikaya bakın teknoloji. Sahayı düşünün. Bir de karga civcivini çıkarttığı fabrikaya bakın. Ve bir kere yumurta ya. Ömrü boyunca. Düşündünüz mü böyle? Böyle fabrikaya bakın. F-16'ya bakın. Ve karga canlıdır. F-16 cansızdır. Şuraya bak nasıl yapmış. Allah hakikaten usta ya. Böyle düştüğünü F-16 falan. F-16 nasıl oldu? Vallahi şimşek çaktı, dağ vurdu, deprem oldu, mağma patladı. Yerin altındaki madenler fışkırdı. Dağın tepesine bakırlar bir tarafa, demirler bir tarafa, çinko bir tarafa, kum bir tarafa. Efendim cam oldu, bilgisayar oldu, radar oldu, bilmem ne oldu. F-16 böyle oldu. Kim inanır ya? F-16 böyle mağma fışkırmasıyla, depremin olmasıyla, çalkantı olmasıyla, yağmur çaktı, soğuk vurdu, don oldu, patladı. F-16 dağın tepesinde oldu. Kim inanır ya? Ağacın tepesinde bu ondan daha harika olan F-16 cansız. Karga canlı. O nasıl imal ediliyor ya? İşte oturdu. Ne olmuş? Oturmuş oraya yumurtayı bırakmış oluvermiş. Allah olduğu için zaten bu kadar kolay. Onun beynindeki GPS'i düşünün. %1'li bile yapılmaz ki. Mümkün mü ya? Hayat ya. Canlı ile cans arasında sonsuz. Ya ne anlatmaya çalışıyorum? Siz de biliyorsunuz bunları da. Hakikaten Allah israf yapmıyor. Hakikaten usta ya. Böyle Allah ustadır geçmek değil. Şöyle düşündükten sonra hakikaten usta ya. İnsan Allah ile gurur duyar ya. Hoşuma gidiyor Allah ya. Bir tanesi diyor ki ders. Böyle dediğine bakmayın diyor. Bu diyor metsuptur diyor. Doğru söylüyor. Aynen öyle. Ben Allah ile metsubu. İmanın kuvvetli olduğunu delil abi. İşte diyor da metsubu. Allah ile gurur diyor. O Allah ile gurur duydun mu artık münker, nekir, kabirmiş, cennet, cehennemmiş. Cennet arzusu da olmuyor. Cennet arzusu olan cehennem endişesi olur. Kimin cehennem endişesi varsa cennet arzu ediyor da ondan. Nur talebelerinin cennet arzusu olmadığı gibi cehennem endişesi olmaz. Peki nedir onların derdi? Rıza ile. Allah'ın rızası. Bizim cehennemimiz, cehennemin sahibini kaybetmektir. Bizim cennetimiz, cennetin sahibini bulmaktır. Allah'ı bulmak. Allah ya. Kral benim işte. Gerisi hikaye. İsraf, sefahetin. Sefahet, sefaletin kapısıdır. İsraf, sefahet. Sefahet ne demek? Doktor, mavli. Günahlı abi. Eğlenceler. Ayrılmış. Peki, sefahet, sefaletin kapısıdır. Bunu nasıl anlayacağız? Şu cümleyi, bakıyorsunuz yani, ben kitaptan okumuyorum, okuyorsunuz siz de.
baştaki israfı dedik atamayacak mı? Tulum gibi hayatın sonu yani değil mi? İsraf işte, israf sefaatin, sefaat sefaletin kapısıdır. Efendim abi söyle, söyle. Tulum gibi hayatın sonu diyor. Ha, tulum. Hadi bakalım. İsraf sefaatin. Ne demek sefaat? Kapısıymış. İsraf sefaatin kapısıdır. Sefaat de sefaletin kapısıdır. Peki, organını israf ediyor kardeşim. Mesela şöyle diyeyim. Yalan niçin kötüdür? El cevap bir cümleyle. Çünkü kainatta karşılığı yoktur. İsraf niçin kötüdür? Çünkü vücudun zıttına çalışıyor. İsraf vücudun zıttıdır. Ha, israf verilen maddi ve manevi organları yerinde kullanmamaktır. O da sefilliği doğurur. Perişanlığı doğurur. Hani var ya bir kural, el ceza min cinsil amel. İktisat eden ne olur? İktisat eden maaşetçe aile belasını çekmez. O abi geçim derdi iş yapıyoruz. İsraftasın. Niye? El ceza min cinsil amel. Hangi sahada ceza gelmiş herkes baksın kendisine. Ben de bakıyorum. O sahada atamız var. O sahada atamız var. El ceza min cinsil amel. Hangi sahada ceza gelmişse yani o konuda suçumuz var. Bak, iktisat eden maaşı cahili belası çekmez. Kredi kartı olanın mutlu yaşamaya, huzurlu yaşamaya şansı yoktur. O abi var bende. Haram Müslümana yakışmaz ve yaramaz. Abi bana yarıyor. Kredi kartı haram mıdır? Ben size söyleyeyim de şey yapayım. Haramdır demedim bak şimdi. Kredi kartı ile gidiyorsun, kazak aldın. Tırıp okutturdun. Sende kesiliyor mu? Yok. Senin bankadan gidiyor. Ay geçmeden yatırdığın için faizi düşmüyorsun. Doğru. Bu sana bakan tarafıyla haram değil. Haram değil. Peki, kaza satan adam kartı verdi. Onun hesabına hemen aktarıldı mı? Yok. Ben kartımdan çekilince benim bankam, X bankam Hasan'dan alıp kaza satana aktarıyor mu? Aktarıyor mu? Yok. Aktarmıyor. Kaç gün sonra aktarıyor? 45 gün herhalde abi. 40 gün sonra aktarıyor. Eğer hemen aktarmasını istiyorsa yüzde kaç kırpıyor banka? Yüzde? 2,5, 3, 5 bankaya göre değiştiriyor. Peki, o Müslüman kaza sattıktan sonra benden parayı bankaya devre dışı yaparsan benden 40 gün sonra almıyor mu? 40 gün Müslümanı bekletiyoruz. Bana aramıyor. Müslümanı arama sokuyoruz. Harama şey diyorlar abi. He? O zaman da şey diyorlar. Allah razı, veren razı. Tabii tabii. Zina da öyle. Zina da öyle. Allah razı, veren de razı. Manesi o işte abi. Meyhane de öyle. İçki satan da Allah razı, veren razı. Ver bana, al parayı. Tamam. Zorla kimse kimseye bir şey satmıyor. Tabii olmuyor. Böyle bir şey olur mu? Müslüm bak. Senin sana bakan tarafıyla aran değil. Borsa. Girme bu işte. Niye şimdi böyle? Derste öyle misal veriyorum ki işinize yarayacak misaller veriyorum. Bende perva yok kardeş. Ahiret yakama yapışmaman için. Ben ülkeden borsa hisse senedi aldım. Vallahi vazgeçtim. Aldım hisse senedi, gittim Topkapı'daki fabrikasına. Kardeşim ben %20 ortağım. O borsa da kardeşim kağıtta. Fabrikaya. Fabrikaya ortak olamazsın. Kağıtta ortaksın. Sanal. Peki, biraz da dokundurayım. Temelde arsa alıyorsun da, arsada. İslam hukukunda ticaretin, alışverenin helal olabilmesi için alan belli, veren belli, mal belli, fiyat belli, hacmi belli, kütlesi belli. Tamam, alan ben, tamam, müteahhit ben, para belli, bina hangisi? Hangi daireye olacak bina? Olacak daire. Pamuk, daha dalında olmadan diyor İslam hukukunda diyor. Oradan aynı kıyas yapıyor. Merak eden nerede aldın bunu diye. Daha meyve olgunlaşmadan meyve satılır mı? El cevap hayır. Satan belli. Alan belli. Mal belli değil. Afat gelir. Büyümez. Tahmini olmaz.
İki tarafı da korur Müslüman. Müslüman, Müslüman olmalı. Müslümanca yaşamalı. Kartın varsa bugünden itibaren tak diye keseceksin. Biraz böyle rahatsız olduğunsa. Ondan sonra seni israfa sokuyor. Para çıkmadığı için cebinde zahirde ne harcadığını bilmiyorsun. Hele bu da kadının elindeyse hiç şansın yok. Ek iş yapacaksın 2-3 tane. Kadının fıtratı, mutluluğu, hormonu harcama ile lezzet alır. Fıtratında vermek var. Erkek gibi kazanma yok, alma yok. Fıtrat böyle. Şefkatini verir, merhametini verir, kendisini sana verir. Hep bu üzerine. Az bazen diyorum ya, cömert olun. Verin, ikram, ihsan, sadaka verin. Vermeye alışın. Niye? Canınızı da rahat verirsiniz. Hiçbir şey vermedin. Canını nasıl vereceksin? En kıymetli. Bari ufaktan ufağa alış ki. En büyüğü vermeye alışırız. Ya, hep bana, hep bana yaparsan hep öyle gireriz. Bunlara niye giriyorsun? Dersin manası ne oldu? Bizim ders böyle. İsraf sefahetin deyince onu getiriyor. Kardeşim Müslümanı faize sokma. Hayali mal alma. Hayalde. Nerede? Mal belli mi? Bunlarla meşgul olamayız. Radyolarda şeylerde var, bir şey yaparsın. Kredi kartı helal. Faize mi giriyorsun? Banka vakti gelmeden ben para ettim. Tamam, sende faiz yok. Ustad diyor ki, şakirtlerine kapısına giriniz. Banka kapılarına giriniz. Dikkat ederek çalışınız. Öyle mi diyor? Ne diyor? Şakirtlerine kapısına girmeyiniz emreder. Bankalardan kimler istifade eder diyor. Bunu diyebilecek var mı? Her daim bankalardan kim istifade eder? Her daim? Sefiller ve gavurlar diyor. Peki bu müessesesi aldı mı? Senin menfaatin için sana bir sistem getiririm. Bir bak. Düşmanın ne yapıyorsa onu yapma. Benim kafam çalışmıyor. Şu kafamla şuna çalışıyor. Yahudi İslam'ın düşmanıdır, Müslüman'ın düşmanıdır. Yahudi bir şey evet diyorsa ben hayır diyorum. Hayır diyorsa evet diyor. Hasan abi, Abdülhamit Hazretleri Rus Büyükelçisi'ne sorar. Soruyor, onun söylediğinin tersini yapıyormuş. Evet. Yani. Ben FETÖ, PKK, Doğu Perinçek, Almanya, İsrail, Amerika, İngiltere, nereye hayır diyorsa ben ona evet diyorum. Gözümü kapatarım. Ben de. Çünkü benden daha iyi biliyorum. Nereye hayır diyeceğini benden çok iyi biliyor. Demek ki bana yol gösteriyor. İmam Şafii diyor ki, fitneler çoğaldığı zaman, atın iziyle itin izi karıştığı zaman, eğer çözemiyorsan, düşmanınızın okunu takip edin. O sizi dostunuza götürür. Senin düşmanın, senin dostuna atar. Düşmanın okunu, senin düşman oku nereye atıyorsa attığı yer senin dostun. Gözünü kapa. Ben bir şey demem. Bu. Ya akıllı olacaksın ya. İnerken ne dedik? Kimin işine yarayacakmış? İslamiyet iltizamdır. Yani hakka tarafgirliktir. Teslimdir ve inkiyattır. Yok batıla taraftır aldın. Ya. Ondan sonra cennet-i âlâya geçeceksin. Radiyallahu anh. İsrail'e taraftar olacaksın, Amerika'ya taraftar olacaksın. En büyük şeytan kimdir? İngiltere, İsrail değil. En büyük. İslamiyet'in ezeli düşmanıdır diyor usta. Kardeşim, israf dersini yapıyoruz. Eylemsel. Derslerimizde şu olmalı. Fiilde, dimağda, kalpte, ruhta. Ne demektir bu ders? Buradan çıktıktan sonra bir şey yüklenmen gerekiyor. Allah bana sorar. Buna dedin mi? Ben böyle bir insan değilim ama kaideyi söyleyeyim fıkıhta. Alime niçin demedin sorulmadıkça cahile niçin yapmadın sorulmayacaktır. Alime niçin demedin, niçin uyarmadın denmedikçe cahile niçin yaptın bunu sorulmayacaktır. Senin hesabın bana niye sorulsun ki? Ben alim de değilim ama bu makamda oturduğuma göre bu kürsüden çıkacağım dersten sonra. O zaman ben Hasan'ım senin gibi. Ama burada Hasan değil. Onun için belki bazıları garip garip banka meselesinde rahatsız olur. Vallahi ister rahatsız ol ister olma.
Kabirde rahatsız olmaktansa burada ol, bana orada dua edersin. Bana orada dua edersin. Biz fiilen gösteriyoruz. Okuyup geçmiyor. Bu budur, bu da budur, bu da budur. İster al, ister al. Dalalet fikridir. Yanlış düşünceler fikridir ve karanlık getirir. Zulümat kalbidir. Yani karanlık akliyedir. Düşüncelerden oluşur. Zulümat ise kalbidir, günahlardan oluşur. Aklı kontrol etmek istiyorsanız, akıl kontrol etmek istiyorsanız, aklınıza hakim olmanın tek yolu terk olması lazım. Terklerimiz olacak. Tiryakim, peki neler? Gençler belki kızacaktır. Ama maalesef. Sen bir tane gençsin, benim içim yer, binler tane genç var. Enkaz altında. Bir kısım intihar etmiş, bir kısım intihar içinde, bir kısım kanser köşelerinde, bir kısım da anne babalarınız beni arıyor. Bitti. Hırçın, saygın, yok, abes, manasız, tatmasız çocuk sebebi beynin ve ruhun imal ettiği enerji televizyona, internet ve cep telefonuna gidiyor. Sömürülen enerji. Yok anne ya, olmaz ya. Hiçbir şey tatmin olamaz. Boşlanmış enerji. Cep telefonuna kamera çektiniz. Ses çektiniz, işlem yaptınız. Batarya bitiyor mu, bitmiyor mu? Aha, kamera çektiniz. Göz kamera çekiyor. Seyrettiğin filmler, girdiğin kanallar. Duyduğun pil bitmiyor mu? Ettir de kardeşim bu, yani ne olacak yani? Et ve kemik işte ya. Sömüre, sömüre, sömüre ne olur? Elektrikçi var mı burada? Elektrikçi? Var. Şimdi, bu eve normal bir elektrik. Tonla tezgahının sanayi makinesini bağlasam ne olur? Sen elektrikçi değil miydin? Kablolar yanar. Yanar değil mi abi? Tamamen yanar. Sömür. Niye? O da makine öyle bir sanayi elektrik çeker ki buradaki kablolarını kaldırmaz ve sömürür. Yani cep telefonu, televizyon, internet aynı torna tezgahı gibi çekiyor. Fazla çekince çekti. Sömürdü, kablo yaradı. Vallahi şansı yok, billahi şansı yok. Ben günahtan bahsetmiyorum biliyorsunuz. Öyle cehennemden, günahtan bahsetmiyorum. Fiziksel boyutundan bahsediyorum. Dedi ki, 3 gün önce. Alo, Hasan Hoca ile mi görüşüyorum? Nerede buluyorlarsa. Dedim ki, buyurun. Ya dedi, birkaç dakikanı alacağım dedi, fazla değil. 5 yaşında çocuğum beni dinlemiyor. Bağırıp çağırıyor. Hiç sanki duvara dedik ha demedi. Duvara demişsin yani insan. Doymuyor, saldırıyor, bağırıyor, bir şey yapmayınca hiçbir şey de tatmin olmuyor, ağlıyor. Ne yapmamız lazım? Tanımıyorum ha. Alo dedi o kadın. Ya verdin cep telefonunu. Başkasıyla lak lak yapmak için veya evde başka dizi seyretmek için koydun böyle yastık gibi koltuğun oraya. Oraya çizgi filmle meşgul ettin. Çocuk sömürüldü, sömürüldü. O kazandığı enerji edepte, hayata, kanatta kullanacaktı. O bir enerjidir. Sabır bir enerjidir. Tatmin olmak bir enerjidir. Bildiğini, hırçınlığını sus demek bir enerjidir. Yani enerjini enerjiyle durdurursun. Ağzından geleni dememek için bir enerji lazım. Yapmamak için bir enerji lazım. Bakmamak için bir enerji. Bu enerji gitti. Neyle durduracak? Sen dedim hiç ha, yoksa böyle mi yaptın sormadım. Tabii ki çocuğu başından def etmek için oyuncak mezarlığına attın. Efendim çizgi filmlere muptela ettin. Yetmedi, daha ileri girdi cep telefonuna. Beyin sömürüldü. Onda ne istiyordun ki? Enerji bitmiş. Yani size uygulayacak, davranacak enerjisi yok. Yapacak bir şey yok. Çocuk büyümeden küçüldü. Büyüdü, küçüldü. Bitti. Son cümle bunlarla kalın. Kendi çocuğumuza bakın, başkasına bakmayın. Çocuklar masumdur. Beyazdır, günahları yoktur. Ama nuranilik, tatlılık yok. Çünkü günahlardandır. Çocuğunuzda masumiyet var ama nuranilik yok. Sevim yok, şey yok.
soluk bir beyazlık var, soluk. Solmuş bir beyaz. Kağıt gibi bir şey. Sevincen tarafları yok. Soğuk. Öpsen bile hakikaten soğuk. Eski çocukla yanaklar kırmızı oldu da. Soğuk. Yani falan böyle. Nuranilik yok. Günah yok. Ama masumiyet var. Fakat nuranilik. Bu televizyon. Sömürmüşler. Sömürmüşler kardeşim. Keşke dediğim gibi olmasaydı. Ben yalan deseydim. Keşke böyle olmamış olsa da ben uydursaydım. Benim Müslümanım böyle olmasaydı. İnsanlar, insana verilen cihazat-ı maneviyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse israfat ve abesiyete medar olur. Hemen bir soru attırma geldi, kusura bakmayın. Abi kürsüde çıktı. Sağla, ver. Tamam da nasıl yapacağız? Çok kolay bir yol vereceğim sana. Çok kolay. Ama küçük bir fedakarlık yapacağız. Kürsüden konuşan bir insan değil. Küçük bir detay vereceğim. Küçük bir fedakarlık yapacaksın, çocuğunu kurtaracaksın. Küçük. Akıllı telefonunu sat, tuşlu telefonu. Çocuk seni görmez. Bitti. Gördün mü? Yap. Oo abi! Konuşma yalandan. Abi takkemi anlattı. Fedakarlık yapacaksın. Hem 5 kuruş hem ki ya abi nasıl yapacağız? Ben yapamadığım için evlenmedim. Madem sen evlendin yapacaksın. Yapamayacağımı bildiğim için evlenmedim. Vakıf olmak niyetiyle evlenmediniz diyorsun. Ben yapamayacağım için. tuşlu telefonu alacaksın. Bak sizin çocuklarınız için çareyi imal ediyorum. Bak sizin için uğraşıyorum. O misali nerede buldum? Ulan bu arayan kadına, bu insanlara ben nasıl bir çözüm bulayım? Yapma denilmek kolay. Var da vermemek mümkün değil abi. Alır yani. Nokia'yı telefon çıkarttı abi. Tuşlu ya. Tuştum. Evet. Oh be. Hem de ucuz yani. 5-10 bin lira gidiyor. Oh elhamdülillah. Tamam. İnanın bana. Samimiyetime itimat edin. Siteyle alakalı işim olmasa sağa sola gidip sorular soruyorlar telefonda. O zaman sitedeki o 3 sene, 2 sene önceki ders aşağıda, onun tarihini değiştirerek yukarıya çıkartıyorum. Çok soru gündeme ait. Daha önce o ders olmuştu diye. Bu işlerime yaramasa namertim tuşlu alması. Hatta heves ettim tutuyorum. Çıkarmadım duruyor temelim tuştu. Allah hamdolsun. Beni şu anda meşgul eden 3 tane WhatsApp grubum var. Ona da geleni de tırt tırt yapıp siliyorum, tamam mı? 3 tane. O bile benim en az 15-20 dakikam alıyor. Baklanıyorum bunu ahirette ne diyeceğim. 20 dakika. Abi biliyorsun benim de 2 kızım var. Okula gidiyorlar yani. Bir tanesi 6. sınıfta, 5. sınıfta. Bütün arkadaşlarının cep telefonu var. O yaşta abi. Bizdekiler evet. Evet, evde sürekli baba bize ne zaman telefon alacaksın? Evet. Anneler, babalar çocuklarının kendilerini toplum içerisinde yani o arkadaş çevresi içerisinde saygınlık görsünler, ilgi görsünler, alaka görsünler diye cep telefonuyla öne çıkabileceğini düşünüp gidip en pahalı modelleri alıyorlar çocuklarına. Abi ilkokul çocuklarında bile var. Evet. Ve çocuklar birbirlerine hava atıyorlar. Yani telefonuyla, markasıyla ve bunun sonu da yok. Yani bu sene bu model, önümüzdeki sene o model yenilenecek. Evet, kardeşim. Peki. Benim için abi. Kredi kartlar abi. Tabii. Paramız olmasa alamazdık. Kredi kartı var ya neyse. Paramız o abi çok ne yapalım atalım. Verin zekat. Verin sadaka verin. Verin edin. Yapın hizmet. Abi maaşını kartla bankadan çekenler memurlu abiler olsun. Ya da iş gereği. Abi, o fabrika yatırıyor. 3000 liralık telefon kullanıyor. Kontrolü yok abi. Öyle adamlar da var. Hatırladın mı abi? Bizim başımıza gelen. Bizim yanımızda bir vakıf vardı. Bir güldüreyim sizi. Vakıf vardı. X 91. Renault Concorde denen bir araba vardı o zaman. Mercedes gibi var. Chevrolet. He? Makam arabası. Evet. Bu bizim vakıf, bir sağdan yana bir basım evi kitabı var, meşhur.
Abi demiyorum, FETÖ'cü olduğu için. Vallahi. Ondan sonra şimdi bakma şey karşısına. Pevram yok dedim ya. Şimdi... Abi Bülent de çok iş düşecek galiba. Silmesin. Silmesin. Ne zaman bilecekler bu millet? Aldatılmasın. Müslümanım aldatılmasını istemiyor. Canımı dişime takıyorum, ölümü nazara alıyorum diyor. Ben ahmak mıyım? Ne diyeyim? Aa o mahkemem beraatla neticelendi, onu da duydum. Biraz da rahat diyebilirim. 4,5 sene ve 30 bin lira TL ile pazartesi beraatım geldi. Yargılanıyordum. Beni X birisi mahkeme verdi. Yani o verdiğinden çok üzüldüm. Sokaktaki bir serseri beni verse memnun olacaktı. Aşağılık diye Google evliyasını yazarsanız o çıkar. Ondan sonra beni 4,5 seneyle şey verdi. O neyse o arkadaşa anlatayım. Şimdi o bizim kardeş orada çalıştığı için onlar da vefa, onlar nurları tanıttı. Neyse buna bir arabayı hediye ettiler. Concord. Ama akıf olsun lan parayı yok ki. Nasıl benzin koyacağız? Benzin yok. Abi Concord depoda benzin yok. Hiç yok. Dedi ki, Hasan dedi, araba aşağıda dedi, hadi başlarım dedi, şeye gidelim. Bir dedim, tepeciye doğru yapma ya falan. Şimdi bizim köyde dedim birisi vardı. Tenüs ettiriyor mu sizi? Minibüs sahibiydi, araba çıkmıştı. Eli, biz de çocuğuz. Elini cam şey, kapıdan camdan aşağı salardı. Dayı niye kolunu aşağı aşağı yapıyorsun? Bir elle direksiyon tutuyorsun. Yeğenim benzin az yakıyor dedi. Var dikkat edin. Şimdi dedim ki ulan benzin yok ne yapacağız lan vakıfız para yok. Ben halledeceğim dedi. Nasıl halledeceksin gel. Yalnız dedi şu ileri şele kadar şelen yakın. Oraya kadar gittik. Ona oraya kadar gider lan duva muva ile gider. Olmaz mı? Ben dedi halledeceğim. Git. Nasıl halledecek ya para? İndirdi camı. Buyurun beyefendi dedi. Dedi ki hiç unutmuyorum. Aha dedi pompacıya 5 lira. Aha 10 tane jeton dedi. 20 tane otobüs bileti. Bunlar bize benzin koy. Lan dalga mı geçiyorsun? Lan bindiğiniz arabaya bakın lan dedi. Jetonla dedi benzin mi aldın? Şimdi kim Mercedes tamam mı? Jetonla benzin aldım. Ondan sonra peki nasıl geldik alamadık tabii. Aynen. Şimdi Allah muhafaza etsin. Böyle bir kaliteli bir amelle gidersin zahirde. Namaz, niyaz yaparsın, oruç. Ahirete gittik ki batıla taraftar oldun. Benzin yok, bitti. O araba nedir? Demir yok. Batıla taraftar oldun. Fabrikanın elektriği yok. Arabanın benzini yok. Aynı bunun gibi. Ya Rabbi. İnsanlar, insana verilen cihazat-ı maneviyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse, israfat ve abesiyete medar olur. Allah'ın verdiği organları, maddi ve manevi organları israf etse, abesiyeti mutlakaya gider. Yani mesela gözü harama kullanmak nispetinde basar sıfatına manasızlık isnat ediyor. Hayata, hay sıfatına. İnsan dünyaya ebedi kalacak gibi gafilane davransa, ahlak rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Bak. Saatimiz geldi değil mi? İsraf ise, çabuk okuyor. Tamam. Hiç çarpmadım. İsraf ise nimete çirkin ve zararlı bir istifaftır. İsraf ise şükre zıttır. Nimete karşı hasaretli bir istifaftır. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır. İsraftır, hürmetsizliktir. Haram helal demeyip rastgeleni yemektir. Bir de okuyayım. Şükürsüzlüğün mizanı hırstır ve israftır, hürmetsizliktir. Haram helal demeyip
rastgele yemektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün sünnet-i seniyesinde zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden içtinab etmiştir. Tebzir böyle kef-i maaşı kullanmak. Kur'an israf-ı kelam olan mübalağadan münezzehtir. İsraf, tenevvü ettirmeden gelen sünü bir iştihai kazibe ile yedirir, hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder. Kuvve-i zayikanın telezzüzü hatırı için israfata ve bir dereceden 10 derece fiyata çıkmamak gerektir. İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükraniyi yerine getirmek şartıyla lezzeti takip edebilir. Bu zamanda israfata medar olacak para mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Adama diyor ki namaz kılmayacaksın işe alırım. Veya namusundan taviz vereceksin. Bu zamanda israfata medar olacak para mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Eğer iktisatta yaşasaydın hanımını çalıştırmazdın. Hanımını çalıştırmak, hanım eve para getiriyorsa asit getiriyor. Abi zor istisnalar hariç. Duldur, yetimdir veya ne bileyim sen sakatsın bilmem ne. Abi geçinemiyor. Geçinemiyorsan evlenmeyecek de. Ondan sonra evdeki kavgalarınız ondan olur. Kızmış değilim ha. Ben o zaman telefonlarla dolu. Abi hanım şöyle böyle yapıyor. İlk sorum şu. Kadın adam. Karın çalışıyor mu? Evet abi. Tamam böyle dalini abi kapat. Çünkü o da para getiriyor. Sen de para getiriyorsun. Niye seni dinlesin ki? Aynı şartlara sahipsiniz. Niye tabi olsun? Allah'a tabi olmak zor geliyor da sana tabi olmak nasıl gelecek? Hayırda ve ihsanda fakat müstahak olanlara israf olmadığı gibi israfata da hiçbir hayır yoktur. Gençler hemen bir parantez açacağım. Kusuruma bakmayın. Affınız. Bu akşam ne olduysa bilmiyorum. Çenem düştü herhalde. Evlenirken tahsili kız alırsanız onun mektep okurken kazandığı... Çünkü kızlar evlenmek için okuyorlar. Okumaya itiyoruz. Eğer okuyanlar evleniyor, okuyamayanlar evlenemiyor duruma düştükleri için kızlar okumak zorunda kalıyorlar. Siz eğer okumamış kızı tercih ederseniz bu sefer o kızların okula gitmesine dayatmazsınız. Çünkü bugün kız çocuklarını okula göndermenin %90'ı evlendirmek sorunu içindir. Abi siz akşam rüyada ne gördünüz Allah aşkına? Değerli hocayı falan gördünüz mü? Çünkü ev tahsili kız alırsanız tahsilsiz kız var. Annesi de der, bak kızım sen din tutturdun, çarşaf tutturdun, ders tutturdun, dershane tutturdun. Bak hukuktan mezun evleniyor, evlenebildi. Sen burada beklemiştir. O bak kendisi zaten buldu. Ben yalan mı diyorum? Doğru abi. Diyor yani. Okumayı teşvik ediyorsun onu alarak. Bak şimdi. Şöyle bir düşünür müsün akrabanda, köylünde, mahallende? Hep tahsiller evlendi. Tahsil olmayanlara baskı oluyor mu olmuyor? İster de ister de oluyor. Abi mecbur kalıyor. Zarandan ne kadar az kurtulursanız o kârdır. Bari göndürmeyin de dışarıdan okuyan, üstü açık okullar var çatısı olmayan. O tarzda belki yapın. Abi bu okuma imani noktada olacak değil mi? Yani bu dünyevi noktada değil yani okuma. Evet. Tabii. Şimdi niçin gönderiyorsunuz? Evlendirmek içindir. %90 budur. Kendinizi aldatmayın. Bana kızacağınıza, terleyeceğinize bari kabirde terlemeyin. Duymuş ol. Ben dile getiriyorum, sen zaten biliyorsun. Ama yanlış söyledim bu, hakikaten bu çok kaba bir şey oldu. Ne olur bana gönder. Bana ait bir söz. İşine yaramıyorsa özür diliyorum, bana gönder. Ama maalesef öyle. Çocuğunu perişan etme. Ben ona şefkat duyuyorum.
Ama benim tanıdığım doşent arkadaş var birkaç tane. Hep ev kızı ister. Evlenmek için şu modellere bakın. Hatice modeli var. Asiye modeli var. Meryem modeli var. Fatıma modeli var. Ayşe modeli var. Sayın. Eğer Hatice modeli istiyorsanız tahsilli ticaret ehlini alacaksınız. Hatice-i Kübra radıyallahu anh ticaret ehlidir. Evinde çorba pişmesini istiyor musun? Ana olmasını istiyorsan Fatıma modelini seç. Evinde kadın durmaz, çocuk da yapmaz. Hizmetten hizmete koşuyorsa Ayşe modelini seç. İlim anlamı. İlim. Eğer gariban böyle hakikaten okumamış, gariban itilmiş, kalkılmış böyle bir yerin kızıysa bu Asiye modelidir. Meryem ise çilenin insanıdır. Ne için? Mesela Hatice modelini alıp evde hanım tutamazsın. Yapma. Tahsilli kız o. Hatice'lik yapmış, evde Fatıma yaptıramazsın. Bak, Hatice'lik yapmış tarihinde geçmiş Hatice. Evlendikten sonra Fatıma olamaz. Sen Fatıma'yı alıp da Hatice gibi de olamaz. Yapma, dükkanı oturtamazsın. Bu Fatıma modelidir. Erkek de bunun gibi. Ebu Bekir modeli var. Ali modeli var, Osman modeli var, Yusuf modeli var, İsa modeli var. 28 tane erkek modeli var denilir. Kur'an'da 28 tane peygamber. Sen en azından 4 sahabe, tamam 4 sahabe, Yusuf modeli var, İsa modeli var, Musa modeli var. Ona göre yani, arkadaşlar bunlar çok önemli. Çok mühim. Mesela 4 tabiat var. Toprak tabiatı. Su tabiatlı, ateş ve hava. Tamam. Ateş tabiatlı, ateş tabiatlı alırsa evde savaş çıkar. Bizans-Osmanlı savaşı çıkar. Ateş ateşle evlenmeyecek. Evlenmeyecek. Suyla evlenecek. Bak mesela bir misal söyleyeyim. Benim fıtratım buhardı. Şu anda derste olmaz. Benim evlenebilmem için toprak fıtratı olması lazım. Yöre çok önemli. Doğu insanı olması lazım. Beni toprağa çekmesi lazım. Toprak havayla kavga yapamaz. Anlıyor musunuz? Bunlar, bu hüküm olarak cümleler söyledim ya, altımda bunların zemini var. Bak bunlardan söylüyorum. Tahsilli kız için ne dedim? Bak, buharlaşmış. Deniz suyu değil artık, buhar olmuş. Onu denize tutamazsın artık, buhardır o. Mektep okumuş, okumuş. Ticarete de kısmen atılmış. Sen Fatıma istiyorsun. O artık Hatice modeli Fatıma modeline sokamazsın. Abi soktu. Biraz sonra patlar. Patlamasa sana patlar. Kedi gibi suratına patlar. O haksız mı? Hayır, sen haksızsın. Tamam. Peki. Bu ama sana geleceğiz abi biz evlenirken. Ha? Evlenirken sana geleceğiz. Bana gelmeyin de kendinize gelin. Burada keselim. Fazla darlar. Arkadaşlar kırdım, döktüm, üzdüm, özür diliyorum. Ama doğruları söyledim. Peki ne yaptım şimdi? Acı bir şey söylerken sandviç modeli vardı bizi 10-15 sene önce kasetlerde geçerdim o misali. Sandviçin bir tarafı tatlı ekmek, son tarafı tatlı. Acı iki tatlı arasına sokuyoruz. O zaman yenir. Acıyı tıkarsan yenmiyor. İki tatlı arasına acıyı sokarsan yenir. Bir iltifat, bir acı, bir de iltifat ver gönder. Sizi seviyor. Allah iki cihan da aziz eylesin. Cenab-ı Hak nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Çoluk çocuğumuzu Süfyan'ın şerrinde muhafaza eylesin. Televizyonun şerrinden, internetin şerrinden, cep telefonların şerrinde muhafaza eylesin. Allah hizmet imaniye Kur'aniye'de yetiştirsin. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı
batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan nesiller Cenab-ı Hak yetiştirsin. Kabire girdiğimiz zaman arkamızdan böyle dualar yapacak, elini kaldıracak, Kur'anlar okuyacak, risaleler okuyacak. Nesiller Allah bize nasip etsin. Amin. Allah onların hesaplarını bize sormasın. Amin. Onların hasenatlarını bize göndersin. Amin. Ve ahir davakum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.